Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hülya hocamla birlikte ilk yardım dersini işleyeceğiz. Çok kısa bir bilgilendirme yapıp sonra sizi Hülya hocamla baş başa bırakacağım. Bildiğiniz gibi kanalımızda ehliyet sınavlarında çıkmış soruları paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu süreçten sonra ehliyet kursunda aldığınız tüm dersleri daha detaylı bir şekilde Hülya hocam size anlatacak. Trafik ve çevre bilgisi dersinden başladık. Hepsini yayınladık arkadaşlar. Mutlaka onları da izleyin. Bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. İlk yardım dersinin de tüm bölümlerini yine bu videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Mutlaka hepsini dikkatlice dinleyin. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ehliyet Eğitimi ve Hülya hocanın Instagram'ı zaten ekranda da görünüyor. Bu videonun açıklama kısmına da bırakacağım yine. Lütfen aklınıza takılan her şeyi ama her şeyi bize yorumlarda sorun arkadaşlar. Olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmıyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız sizi Hülya hocamla ilk yardım dersinde baş başa bırakıyorum. İyi dersler diliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Nerede kaldık? İnsan vücudunu oluşturan yapılar. Şimdi konumuz insan vücudunu oluşturan yapılarda. Peki bunlar nasıl geliyor sınavda size? Sırasıyla yazmanızı istiyorlar. Ya karışık veriyorlar, siz bunu doğru sıralayın. Ya da sizden komple şeyini istiyor. Düzgün bir şekilde sıralamasını. Hücreler birleşerek neler oluşturur arkadaşlar? Evet, kitaptan da kontrol edebilirsiniz. 5. sayfadayız biz şu an. Dokuları oluşturur. Peki dokular birleşti. Neyi oluşturdu? Organları. Organlar birleşerek sistemleri. Sistemler de birleşerek insan organizmasını oluşturur. Hücreler dokuyu, dokular organları, organlar sistemleri ve en son insan organizması, değil mi? Peki. Gelelim insan vücudunu oluşturan sistemler. Bir öncekisi yapılardı. Bu sistemler. Peki 6 tane sistemimiz var. Bu 6 sistem arasından bir tane mutlaka banka soru olarak herkese gelecek. Size hareket sistemi, size boşaltım sistemi, size solunum sistemi ama gelecek. Ya size bunun tanımını soracak ya da malzemelerini soracak. Peki başlayalım o zaman. Hareket sistemi nedir? Malzemeleri nelerdir? Evet, vücudumun hareket etmesini sağlayan bir şey var, değil mi? Kollarımı oynatıyorum, hareket ettiriyorum. Ya da organlarımı koruyan bir şey var. Nedir bu? Kemik, eklem ve kaslar. Evet arkadaşlar, kemik, eklem ve kaslar. Peki geldik dolaşım sistemine. Peki ben C dolaşım sistemi dedim. Dolaşımla neyle ilgilendim dolaşımı yaparken? Arkadaşlar, dolaşım sisteminde bir şeyler yapıyordum. Neyle uğraşıyordum dolaşımda? C dolaşım diyordum. Kalple uğraşıyordum. Harika. Kalple uğraşıyordum arkadaşlar. Peki kalbe ne pompalanır? Kan. Kanlar neyin içinde? Damarların. Evet, 3 tane malzemesi dolaşım sistemi deyince aklınıza bu şekilde gelmesi lazım. Kan, kalp ve damarlar. O zaman dokuların ihtiyacı olan oksijen, yapı ve elemanlarını taşır. Peki bir sonraki sisteme geçemiyorum. Neden? Çünkü sınavın bir sorduğu soru daha var orada. Yetişkinlerde dakikadaki nabız sayısı, çocuklarda ve bebeklerdeki nabız sayısı. Peki yetişkinlerde bir dakika içinde nabız sayısının aralığı nedir? 60 ile 100. Çocuklarda 100 ile 120. Bebeklerde 100 ile 140 arası. Demek ki neymiş? Çocuklara ve bebeklere indikçe bu sayı artıyormuş. Peki bu neden bizim için önemli? Mesela sınav, hani sınavı boş verin şimdi. Günlük hayatta nabız sayısı bizim için neden önemli? Çünkü 60 ile 100 diyoruz. Mesela buraya gelen herkes yetişkin olduğu için yetişkin örneğini vereyim. Arkadaşlar, eğer profesyonel sporcular değilseniz 60'ın altında olması brakikardi dediğimiz bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Bunlar hep kalbi ilgilendiren sıkıntılar. Yüzün üzerinde olursa, çok fazla yüzün üzerindeyse, yine taşikardi dediğimiz yine bir kardiyoloji bölümü rahatsızlıkları söz konusu olabilir. O yüzden sizin aralıklı olarak yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda ön bileğinizden, en azından ön bileğinizden
dakikadaki nabız sayınızı ölçebilirsiniz. Aa, işte benimki 80. Yani normal değerler arasında herhangi bir sıkıntım yok diye kendi kendinizi bu anlamda küçük muayeneler edebilirsiniz. Peki, nabız alınan bölgeler nelerdir? Sınav bunu bize nasıl soruyor? Nabız alınan bölgeler hepimizin en sık bildiği nedir? Şah damarı, ön el bileği. Peki bilmediklerimiz üst kol, üst bacak. Peki en sık kullanılanlar şah damarıyla ön el bileğiydi. İşte yetişkinler ve çocuklar bunları kullanır en sık. Bebeklerde de en sık üst kol ve üst bacaktan nabız alınır. Bunlar önemli ayrıntılardır. Sınav bunu artık iki şekilde soruyor arkadaşlar. Geldik sinir sistemine. Arkadaşlar vücudumuzun her yerinde sinirler var değil mi? Hissedebiliyorum, dokunduğumu hissedebiliyorsam. Bunlar sinirler sayesinde oluyor. Peki bunun bir merkezi var. Vücudumuzda bunun bir yeri var. Neresi orası? Evet, tam omuriliğimin bittiği noktada kafatasının başlangıç noktasında. Tam burada ensemizin olduğu noktada bizim sinir sistemi merkezimiz varmış. O zaman ben bunun tanımını yaparken bilinç, algılama, anlama, düşünme, denge kurma gibi tanımları sinir sistemine ekleyebilirim. Peki o zaman malzemeleri ne? Gayet basit. Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı. Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı. Geldik solunum sistemine. Gaz alışverişi sağlıyor arkadaşlar. Evet, karbondioksit veriyoruz, oksijeni alıyoruz. Bunu sağlayan organ nedir? Akciğerlerdir. Solunum yolları ve akciğerler diye sınavda çıkar. Peki, dakikadaki solunum sayımız nedir? Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde. 12 ile 20 yetişkinleri, 16-22 çocukların, 18-24 de bebeklerin dakikadaki solunum sayılarıdır. Sınavda karşınıza gelir. Peki geldik boşaltım sistemine. Kanın süzülmesini sağlıyor. Peki burada böbrekler ne yapıyor? Böbreklerin görevi, vücuttaki görevi nedir? Arkadaşlar evimizdeki süzgeçler vücuttaki böbrekler diyelim. Vücutta faydalı olanları vücuda kan yapması için geri gönderiyor. Faydasız olanları da İdrar yolu, idrar kanalı vasıtasıyla vücuttan atılımını sağlıyor. Evet, bunu kim yapıyor? Boşaltım sistemi yapıyor. Peki geldik sindirim sistemine. Sindirimde besinlerin emilmesini ve sindirilmesini sağlıyor. Peki ilk aklınıza gelen genelde hep sorduğumda mide oluyor. Ama peki mideye gelene kadar bu besin nereden geçiyor? Ağız, dil, diş, yutak, değil mi? Yemek borusu, indi, mide, dalak, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklar. Bunların hepsi sindirim sisteminin malzemeleri sevgili adaylarım. Evet, bunlar da bizim sistemlerimizde, insan vücudunda oluşturan sistemlerde anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Peki, olursa da söyleyin lütfen. Ara vereceğim arkadaşlar. 15 dakika sonra bir aram olacak. Mola vereceksiniz. Şimdi gelelim, ne var karşınızda? 6. sayfadayız. Tıkanmalar. Peki tıkanmalar burada gayet açık bir şekilde verilmiş zaten. Kısmi tıkanma nedir? Tam tıkanma nedir? Kişi tam tıkandığında hangi manevra uygulanır? Bu manevranın adı nedir? İşte sınavında sorduğu sorular, konular bu şekilde. Başlayalım kısmi tıkanmaya. Şimdi ben bir yemek yedim, boğazıma takıldı, öksürmeye başladım. Öksürerek ne yapıyorum? Sizden sırtıma vurmanızı ya da bana su getirmenizi istemiyorum. Aslında kısmi tıkanan kişi sadece öksürür. Sizin vereceğiniz sınavdaki cevaplarda öksürmeye teşvik etmek cevabıdır. Peki, neden öksürüyor sadece? Çünkü oradaki maddeyi öksürerek ya öne atar, çıkartır, ya da mideyi geri gönderir. Yani bir şekilde öksürmesi gerekiyor. O yüzden belirtileri nedir? Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir, yardım isteyebilir. İlk yardımcı olarak ne yapmanız gerekir? Öksürmeye teşvik etmek gerekir. Cevabını veririz.
Peki tam tıkandı. Morarmaya başladı. Nefes alamıyor, konuşamıyor, yardım isteyemiyor. Ellerini de acı içinde boynuna götürüyor. Ben boğuluyorum demeye çalışıyor refleks olarak size. Peki ne yapmak gerekiyor? O zaman cevap ne? Son maddede Heimlich manevrası yapmak. Heimlich manevrası nedir arkadaşlar? 5 kez karın bölgesine bası, 5 kez her iki kürek kemiğini ortasına bası uygulamaktır. Peki resimlere bakın. Normalde ben bunların uygulamalarını yapıyordum. Herhangi bir kişiyi buraya çağırarak. Ama pandemi sürecinde olduğumuz için resimlerden biraz yardım istiyoruz. En azından şöyle söylemem gerekirse baş parmağımı çıkıntılı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, midem benim nerede? Göbek deliğimin hafif üstünde kalıyor. Kaburganın bittiği yerde ve göbek deliğinin tam ortası bizim midemiz oluyor arkadaşlar. Bu çıkıntılı bir şekilde elime bu şekilde yerleştiriyorum. Tabii bunu kendime yapamıyorum. Karşımda bir kişinin olduğunu düşünün. Kişiyi eğiyorum ve bir elimle kenetleyip bu şekilde içeriden yukarıya doğru 5 defa bası uygulamam gerekiyor. Çıkmadı diyelim. Eğdim ve ben bu basıyı uyguladım. 5 defa yaptım, çıkmadı. Arkadaşlar her iki kürek kemiğinin tam ortasına, sırtımızın tam ortasına elimizin topuğuyla, yani şu şekilde göstereyim size mankende. Her iki kürek kemiğinin tam ortası elimin topuğuyla eğiyorum kendisini. 5 kez süpürür tarzda 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa bu işlemi yapıyoruz. Evet, bu Osmanlı çok darbaldığı için kendini bırakmış durumda. Evet arkadaşlar, biz buna ne diyormuşuz tam tıkanmadan? Evet, neymiş? 5 kez karına baskı, 5 kez de kürek kemiğinin ortasına vurduğum zaman Heimlich manevrası oluyormuş bununla da. Peki gelelim çocuklarda ve bebeklerdeki farklılıklara. Çocuklarda nasıl oluyor arkadaşlar? Çocuğu kucağıma alacağım, karnına bası yapacağım. Hayır, bu yanlış. Çocuğun seviyesine iniyorsunuz, dizlerinizin üstüne çöküyorsunuz. Çocuğun seviyesine inip karşınıza alıp aynı şekilde 5 kez karnına bası, 5 kez kürek kemiklerinin arkasına vuruyorsunuz. Geldik bebeklere. Bebeklerdeki farklılıklarda arkadaşlar bu şekilde baş bölgesini kavruyorsunuz. Kavradıktan sonra kolunuzun üzerine koyuyorsunuz bebeği. Kavradıktan sonra herhangi bir sandalye yardımıyla bir yere oturuyorsunuz. Bir yere oturduktan sonra bebek elinizde normalde. Elinizin topuğuyla yine sırtına 5 kez süpürür tarzda vuruyorsunuz. Daha sonra diğer kolunuzun üzerine koyuyorsunuz. Hangi kolunuzun üzerine koyuyorsanız o ayağınızı uzatmanız gerekiyor. Refleks gereği düştüğünde tutabilmek için. İki parmağımla da göbek deliğinin hafif üstüne 5 kez bu şekilde ileriye doğru bası uyguluyorum. Hangi kolunuzu alıyorsanız o ayağınızı uzatıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu da bebeklerde Heimlich manevrasının farklılıkları. Devam edelim. Koma, bayılma ve şoku yan yana yazıyorum. Yan yana anlatıyorum. Çünkü sınavda mutlaka gelen konularımızdan bir tanesi daha. Koma nedir? Koma pozisyonu nedir? Komanın eş anlamlısı nedir? Koma pozisyonu şeklini gösterir misiniz diye sorular geliyor. Çok fazla sorusu var. Koma pozisyonu sınavın olmazsa olmazları. Koma, uzun süreli kalıcı bilinç kaybına koma denir. Komanın diğer anlamı yarı yüzü koyun, yan yatış pozisyonudur. Yarı yüzü koyun, yan yatış pozisyonudur. Koma. Evet, resimlerde gördüğünüz gibi. Evet, şu resim, yan yatış pozisyonundaki şu resim koma pozisyonu. Ne yapıyoruz? Kazazede şimdi gösteremiyorum. Kolları oynamadığı için bir elini kaldırıyoruz. Diğer elini yanak bölgesine getirip yan dönüyoruz. Ve bir ayağını karnına doğru 90 derece açıyla çekiyoruz. Hani kendi uyduğumuz pozisyonlar diyelim. Hani yatarken ki aldığımız bu şekiller koma pozisyonu olarak ilk yardımda adlandırılır. Peki koma pozisyonu ne dedim? Bakın parantez içinde yazdım, ayrı sorulur. Tanımı ayrı sorulur. Resmi ayrı sorulur. Bunlar sınavın olmazsa olmazları. Peki bilinç kaybı nedir? Anladınız mı bilinç kaybının kalıcı hali? Ne demek istedim ben? Arkadaşlar nefes alabiliyor. Kalbi de atıyor. Ama kişi dışarıdaki hiçbir uyarana cevap vermiyor. Uyuyor. Ama geri dönmemek üzere uyuyor.
Bunun uzun süreli hali olmasına koma diyoruz. Bunun kısa süreli hali olmasına da biz bayılma diyoruz. Ben diyelim şimdi bayıldım. Bayılma sürem benim 2 saniye sürdü. O 2 saniyede vurdunuz mu, su mu döktünüz, ne yaptınız hatırlamıyorum. Evet yine kalbim atıyordu, yine nefesim vardı ama benim bilincim gitmişti. İşte bilinç kaybına biz bu kısa süreli bilinç kaybına da bayılma diyoruz. Peki anlaşıldı mı bunun cevaplarının bilinç kaybıyla ilgili olduğunu? Peki geldik şoka. Arkadaşlar şokta fark ettiyseniz kısa bir cümle yazdım. Aslında 3-4 sayfalık bir cümlesi var onun. 3-4 satırlık bir cümlesi var. Tansiyon düşüklüğüyle seyreden akut dolaşım yetmezliği demişim ben oraya. Peki akut nedir? Akut dolaşım yetmezliği kalple ilgilenmekti. Tamam. Akut nedir? Kronik nedir? Kronik sürekli. Akut aniden gelişen, bir anda olan bir şey. Peki. Bir haber alıyorsunuz. İyi ya da kötü. Hiç beklenmeyen bir şey. O zaman o süre zarfında bir şok geçiriyorsunuz. Yani aniden oluyor. Aslında siz sürekli şok geçiren insanlar değilsiniz. Sürekli olsaydı kronik kelimesini kullanırdı. Ama akut dolaşım yetmezliği dediğimiz zaman tansiyon düşüklüğüyle seyreder. Siz anlamalısınız ki bu cevaptan, bu sorudan. Bunun cevabı şok. Çünkü akut diyor, hoca bize bu akutun aniden olduğunu, bir anda olduğunu zaten söylemişti. Bu şekilde sınavda aklınıza gelir. Peki şok belirtileri nelerdir? Arkadaşlar birçok şok belirtisi var. Herkes de farklı reaksiyon gösterir. Ben şoka girerim. Betim benzin atar. Siz şoka girersiniz, titreme başlar. Siz şoka girersiniz, moralme olur. Ama herkes de farklıdır bu şok belirtileri. O yüzden şöyle söylemem gerekir ki, önce hepsini söyleyeyim, sonra da sınavda yanlış yaptığınız bir şey söylemek istiyorum. Endişe, huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, ciddi solukluk, soğukluk, nemlilik, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum. Yüzeysel solunum ne demek? Bu şekilde nefes almak. Peki dudaklarda morarma, susuzluk hissi, kan basıncında düşme, başa şiddetli darbe alma. Peki bu da mecazi anlamda başa şiddetli darbe alma. Hani filmlerde özellikle Türk filmlerinde yapıyorlar ya hani kafasını böyle eliyle tutmaya çalışıyor falan. Halbuki kimsenin falan vurduğu yok. Tamamen şoka bağlı bir reaksiyon. Şimdi sınav bunu soruyor ama en sık karıştırma olarak sorduğu soru şöyle oluyor. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir? A. Morarma B. Cilt seviyesinde ısı artışı, kızarıklık. Hangisi değil? Hangisi şok belirtisi değil? Isı artışı ve kızarıklık. Arkadaşlar renkte solukluk olur. Hani halk dilinde biz deriz ki ya betin benzin atmış, sararmışsın. Ama kimseye demezsin şoka girdiği zaman. A. Yanakların al al oldu, kıpkırmızı oldun demezsin. Ama morarma cevaplarımızda mutlaka var arkadaşlar. İşte adaylar bu noktada ikiye ayrılıyor. Yarısı yanlış cevap veriyor, yarısı da doğru cevap veriyor. Peki gelelim havaleye. Havaleyi değiştirdikten sonra ara vereceğim arkadaşlar. Ateşli havale ve ateşsiz havale diye ikiye ayrılır. Öncelikle havalenin tanımı nedir? Sinir sistemi merkezinde oluşan bir hata, bir sorun, bir problem sebebiyle meydana gelen istemsiz kas kasılması hastalığıdır havale. Ateşli havale geçirdiğimizde herkes ateşlenmiştir mutlaka. Ne yaparsınız? Gerekirse kıyafet çıkarırsınız. Oda sıcaklığında bir duş. Yumuşak bölgelere ıslak havlu ya da bez koyarsınız. Ama asla ilaç vermezsiniz. Ateşsiz havaleye geldiğinde cevap sara krizi ya da epilepsi oluyor. Burada da ne yapmanız gerekiyor sınavda sorulduğu zaman? Kişi sara krizi geçiriyor. İstemsiz kas kasılması hastalığıydı bu. Ne yapmak gerekiyor? Hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Kriz sürecinin kendi kendini tamamlamasını bekliyoruz. Sadece baş, boyun, gövde ekseni bir yere vurulmasın diye bir zemin hazırlıyoruz. O zeminde vücudu kasılıyor. Kendi kendine kasılacak. Daha sonra kendini bırakacaktır. Kişi ayağa kalkıp kaldığı yerden hayatına devam eder. Peki hocam dili geriye kaçacaktı, morarıyor, işte biz o yüzden ağzını açmaya çalışıyoruz, işte soğan veriyoruz, sarımsak veriyoruz, limon veriyoruz. Bunların hepsi yanlış sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmıyorsunuz. Dili sara krizi geçiren bir kişide, epilepsi geçiren bir kişide dil asla geriye kaçmaz. Dilin geriye kaçma olasılığı %0'dır. Çünkü bu kas hastalığıydı. Dilde de kas var.
Dil yumruk gibi olur, kocaman olur ağzın içinde. Küçücük delikten geriye kaçma olasılığı da %0 arkadaşlar. O yüzden de sarı krizi geçirenleri rahat bırakın. Baş boyun gövde eksenini bir yere çarpmadan kendi kendine sürecini tamamlamasını bekleyin diyorum.